Kanal Üç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 7 Şubat Pazartesi. Haftanın ilk gününde Kanal Üç Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Efendim, Afyonkarahisar'dan üzücü bir haberle bültenimize başlıyoruz. Mesai gözetmeksizin canını dişine takarak özellikle pandemi sürecinde kahramanlıklarıyla öne çıkan sağlık çalışanlarına şiddet maalesef her geçen gün artıyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen olayda hasta ameliyat sonrası hayatını kaybediyor. Hasta yakını ise utanmadan doktoru darp ediyor. Konuyla ilgili Kanal 3 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan AFSÜ Rektörü Nurullah Okumuş. Şiddeti kınadıklarını vurgulayarak olayı anlattı. Yeter artık diyoruz, artık son bulsun, sağlık çalışanına şiddet diyoruz. Son günlerde artan doktora şiddet olayının bir yenisi de Afyonkarahisar'da meydana geldi. Hangi gerekçeyle olursa olsun herhangi bir saldırı veya şiddet maalesef hem bizleri derinden üzmekte hem de bu arkadaşların çalışma motivasyonunu büyük oranda azaltmaktadır. Aort yırtılması nedeniyle durumu ciddi bir şekilde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne acil bölümüne getirilen hasta hemen ameliyata alındı. Sağlık çalışanlarının 45 dakikalık mücadelesi sonunda hasta hayatını kaybetti. Sadece ve sadece arkadaşımızın hasta yakınlarına vefat haberini vermesi nedeniyle bir saldırı yapılması kabul edilebilir bir şey değil. AFSÜ Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtti. Okumuş sağlık çalışanlarının bu sebepler yüzünden mesleklerini bırakmaya yöneldiklerini ifade etti. Benim canım sıkkındı, benim moralim bozuktu, kendimde değildim gibi gerekçelerle hiçbir şekilde sağlık çalışanlarının şiddeti biz kabul etmiyoruz. Sağlık çalışanları hiçbir zaman canı sıkılmış, morali bozuk olan insanların açıkçası bir kum torbası değildir. Gerçekten çok bu konuda doluyuz. Çünkü son yıllarda özellikle sağlıkta şiddet başta olmak üzere sağlık çalışanları birçok gerekçe de var ama sağlıkta şiddet bunun en önemlilerinden birisi. Maalesef artık sağlık çalışanı olarak, hemşire olarak, hekim olarak çalışmak istememekte, istifa etmekteler, hatta yurt dışına gitmekteler. Yani yakın gelecekte belki de biz kendimizi tedavi edecek insanlar bulamayabiliriz. Gerekçesi ne olursa olsun, hiçbir şekilde varsa bir hata, kusur, bunun nedeni, bunun sonucu saldırı olmamalı. Darp olmamalı, yaralama olmamalı, hatta ve hatta öldürme olmamalı. Hukuki yollarınıza başvurursunuz ve hakkınızı ararsınız. Maalesef meslek grupları içerisinde sağlık çalışanları bu açıdan saldırıya en açık ve en fazla uğrayan kişiler ve biz tekrar söylüyoruz. Artık yeter diyoruz. Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan bu şiddetin bir an önce sona ermesini istiyoruz. Rektör Okumuş olayı anlatarak gerekçe ne olursa olsun sonu şiddet olmamalı dedi. Olay karakola da intikal etti ve maalesef arkadaşımız darp raporu aldı. Tabii bu saatten sonra o arkadaşımızın hangi halet ruhiye içerisinde çalışacağını da bilemiyoruz. Düşünsenize, acil servistesiniz, normal işinizi yapıyorsunuz. İşinizin sonunda hasta yakınına vefat haberini veriyorsunuz ki bu süreç içerisinde 45 dakikalık süreç içerisinde çok ciddi bir stres yaşıyorsunuz. Hastayı geri döndürmeye çalışıyorsunuz. Bunun yanında bir de hasta ve yakınına vefat haberini vermek o zaten ayrı bir stres ama bunun karşısında aldığınız tepki işte siz bu haberi verirken nasıl gülersiniz ki maskeli arkadaşımız gülme ihtimali yok. Saldırı yapan arkadaşımız doktor arkadaşımızdan en az 10 metre ileride öldü dersiniz ifadesi kullanılıyor. Bakın biz hiçbir zaman sağlık çalışanı olarak bir hastamızı kaybettiğimizde öldü demeyiz. Ya eksi oldu deriz ya kaybettik deriz. Gerekçe ne olursa olsun bunun hiçbir şekilde sonucu şiddet olmamalı. Tabii burada saldırı yapan kişilerin de aslında en ağır cezayı almaları bundan sonraki olayların tekrar etmemesi için en önemli nedenlerden birisi.